Ben biraz Türkiye'ye doğru, iç siyasete de doğru geleceğim için e, Abdullah Abdullah'ın sorusu üzerinden size geldim. Oradan bir e, HTŞ üzerinden bir evet. plan var mı? E, PKK-PYD neye hazırlanıyor? Terör örgütlerindeki hareketlenmeler neler? Onlara da bakalım dedi. Bu kısmını ben e, Seyfettin Bey'e sormak istiyorum. E, siz olağan dışı bugünlerde bu terör örgütlerinde, Suriye'de, HTŞ'de bir hareketlenme görüyor musunuz? Önce şunu söyleyeyim. Ee, az önce Macron ve Borrell bağlamındaki evet. mevzu aslında e, Avrupa'nın halen e, stratejik özellik arayışlarına işaret etmesi boyutuyla önemli. Yani Avrupa bugün bakıldığında özellikle Birleşik Devletler ve İsrail ikilisi bağlamında şu an çok kutuplu dünya arayışında etkisiz bir elemana doğru itiliyor. Ve Avrupa'nın özellikle Macron e, bağlamında bu konuda bir takım çıkışları çok sert tepkilerle karşılaşıyor. Örneğin Avrupa ordusu noktasında sarı yeleklerin sahaya inmesi ve benzeri gibi. O yüzden bu son çıkış ve buna İsrail'in, Amerika'nın ve İngiltere'nin verdiği cevaplara baktığımızda burada Avrupa'nın Orta Doğu bağlamında da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası buradaki dış politika ve güvenlik bağlamında çıkarları ve hedefleri e, noktasında e, yine e, bir e, tepkiyle ve bu anlamda belki sessiz bir kabullenmeyle bu süreci e, bir şekilde bir e, e, sürdürmeye devam Yani bir şey tam da. bir ses çıkaracaklar, buradaki... oradan sopasını çıkarıyor diyorsunuz <laughs> kaba tabiriyle. Çünkü aynen, daha önce aynen. de ateşkes yani makrol... çağrısında bulunmuştu Macron hemen bir gün sonra mı ne hatırlayın. <gülüyor> 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 yani onun yani, hemen ardından evet, tekrar evet. İsrail'in tabii ki çıkarlarını destekliyoruz meyalini de bir açıklama yapmıştı. Bir nevi geri adım olarak değerlendirildi o e, da. E, İsrail, Beyrut'ta Fransız şirketinin Şel'in testlerini vurdu. Evet. vurdu. Total'in galiba değil mi? Büyük Fransız gaz sorumlulukları. Buyurun, buyurun Seyfettin Bey. Pardon. Evet. Macron'un büyük Fransa hedefleri peşinde koştuğunu biliyoruz. Bunu Kuzey Afrika ya da Afrika, Fransa Afrikası bağlamda zaman zaman da Orta Doğu'da, Lübnan ve Suriye'de denediğini gördük. Burada tabii şaşırılmaması gereken bir husus var. Bu Türkiye'ye doğru da böylece bu mevzunun önünü açmak istiyorum. Saix-Picot'la birlikte aslında bir Fransız, Suriye'si ve Lübnan'ı söz konusuydu bölgede. Suriye ve Lübnan mandaları bağlamda. Macron bir yönüyle kendi sömürge alanına ve oradaki nüfuz arayışlarına da dikkat çekti. Yani İsrail'in bugün ABD ve İsrail ikilisinin bölgedeki siyasi haritayı değiştirme ve Orta Doğu'da yeni bir e, jeopolitik ortaya çıkarma hedeflerinin aslında Fransa'nın orta ve uzun vadedeki Avrupa Birliği üzerinden arayışlarına bir engel olduğunu da ortaya koyuyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, burada yeni bir Sykes-Picot'a izin vermeyeceğiz açıklaması da bir yönüyle bakıldığında Macron da biz bir Sykes-Picot'a izin vermek istemiyoruz diyor yeni bir Sykes-Picot'a. Nedir o yeni Sykes-Picot? Büyük Orta Doğu Projesi. Şimdi e, bu Sykes-Picot daha önceki programlarda da konuştuk. Osmanlı'nın gizli anlaşmalarla tasfiyesi ve bölgede Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde yeni bir siyasi harita ve burada bir egemenlik durumunun işte yeni ulus devlet yaratma süreçlerinin bir durumu olarak karşımıza çıktı ve İsrail devleti de inşa edildi. Ama bugün bakıldığında artık Birleşik Devletler bölgedeki İsrail ile birlikte kendi Orta Doğu'sunu ve Büyük İsrail hayalini büyük ölçüde gerçekleştirmek istiyor ve bugün Türkiye'nin Gazze üzerinden bir e, tehdit ve güvenlik e, e, noktasındaki çağrıları ve bununla ilgili iç cephe vurgusu da bu açıdan önem taşıyor. Çünkü bugün e, bölgede bakıldığında e, aslında 11 Eylül ile birlikte e, küresel anlamda yeni bir e, tek kutupluk ile başlayan sürecin e, Avrasya güçlerini Türkiye'de dahil ve Orta Doğu'da da bakıldığı yine, yine Türkiye'nin merkezde olduğu buradaki e, bir takım e, gelişmeleri Kaçınılmaz kıldığını ve e, bunun Türkiye'nin bölgedeki çıkarları ve güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğu kendisini gösteriyor. Irak'ın işgali sonrası bölgedeki yeni harita yapılanmalarına bakıldığında, 2006'daki işte Ralph Peterson'ın, ki o sadece bir e, bir örnek e, yayınladığı Büyük Ortadoğu e, projesi haritasına bakıldığında, bölgedeki yeni devletler üzerinden e, ABD ve İsrail'in bölgeyi bir kontrola dönük bir altyapı oluşturmaya başladığını görüyoruz. Burada e, şu an Gazze ve e, e, Hizbullah ile birlikte bölgede son dönemde e, etkisini arttırmaya çalışan, başta Çin olmak üzere, Çin, İran e, ve Rusya'nın bölgedeki etkisinin kıyılmaya, önünün alınmaya ve bunların bölgede yürütmeye çalıştığı projelerin önüne geçilmeye çalışıldığını görüyoruz. E, bu yönüyle İsrail hemen öncesinde, Gazze Savaşı'nın öncesinde Aymek Projesi ile birlikte bölgede yine ön plana çıkan bir ülke durumundaydı. Şimdi Türkiye'ye doğru baktığımızda buradaki mevzu Suriye ile birlikte Fırat'ın doğusunda ki uzunca bir süredir. Bu önce Irak'ın kuzeyinde denendi, başlanıldı. Şu Şimdi de Suriye'nin e, kuzeyinde, Fırat'ın doğusu bağlamında bölgede terör örgütleri üzerinden ee, yeni bir e, 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 harita oluşum sürecinin hızlandırıldığını görüyoruz. E, terör örgütlerinin bu bağlamda üstlendiği role baktığımızda oldukça dikkat çekicisi. Bir kere dikkat çekici. Bir kere en temelde demografik dizayn hareketlerinde kullanılıyor. Bölgenin demografik dizaynında. İkincisi bölgeye dönük e, müdahaleler noktasında bir meşruiyet zemini. Üçüncüsü de bu yeni siyasi haritaların oluşturulmasına dönük olarak orada bir gerekçe ve dördüncüsü Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Hem bu siyasi harita hem de e, müttefik de olsa Amerikan çıkarlarıyla ters düşüldüğünde bu ülkelerin e, cezalandırılması. Bugün İsrail'in Hizbullah bağlamında başlattığı ve kuzeye doğru yürüyüşünün bunun sadece ben Lübnan'ın güneyiyle sınırlı kalmayacağı kanaatindeyim. Eğer Lübnan'da Burada belli bir aşama kaydederse e, İsrail yönünü e, bölgede şu andan itibaren başlattığı Oradaki e, PYD, YPG, SDG veya diğer örgütler bağlamındaki çatışmalarla e, Türkiye'ye baskısını yeni göç hareketleriyle aynı şekilde buna Lübnan bağlamındaki hareketleri de değerlendirebiliriz. Artı Türkiye'nin kendi iç kamuoyunu, sosyoekonomik durumunu, ...kurumlar arası veya siyaset bağlamındaki... ...örneğin e, Sayın Bahçeli'nin bu anlamda çıkışı oldukça önemliydi... ...iç cephenin kuvvetlendirilmesi noktasında. Burada tekrardan içerideki bünyeyi... ...milli birlik ve beraberlik e, duygusunu pekiştirici... ...hamlelerin kaçınılmaz olduğu bir süreci tetiklemiş vaziyette. E, ama burada şunun da altının çizilmesi lazım. Ben bu iç cepheyi sadece Türkiye'nin sınırlarıyla değil... Türkiye'nin yakın çevresi, yakın sınırları dahil olmak üzere Türkiye'nin etki alanının bulunduğu bütün bölgeleri kapsayacak şekilde aslında geliştirilmesi kanaatindeyim. Abdullah Bey'in söylediği husus oldukça önemli. onu onu, onu da belirtmek lazım. Yani Gazze'deki Filistinlilerin işte Lübnan'a taşınmasıyla ilgili aslında Lübnan tarihine bakıldığında Filistinli grupların gerek Arap İsrail savaşları gerekse de Ürdün'deki mültecilerin Ürdün'de yaşanan kriz sonrası Lübnan'a yerleşmesiyle birlikte bölgedeki mevcut demografik ve siyasi yapıyı etkilemesi boyutuyla bölgede Filistin Kurtuluş Örgütü'nün istenmeyen bir yapıya dönüştüğünü Filistin Kurtuluş Örgütü özelinde bölgedeki iç savaşın daha farklı bir ee, yine boyut kazandığını Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Şii örgütler dahil bölgede istenmeyen bir e, oradaki çatışmalar boyutuyla örgüt boyut, boyutuna taşındığını ve en sonra da yine İsrail müdahaleleriyle birlikte Filistinli oradaki e, mültecilerin büyük ölçüde ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün orayı terk etmek zorunda kaldığını gördük. O yüzden bölgeye yeni bir eğer Filistinli e, göç dalgası söz konusu olursa bu Lübnan'daki Krizi farklı bir boyuta, bir yönüyle taşıyacak ama burada iki tane karşımıza olası bir sonuç çıkacak. Şu an Hamas bakıldığında Filistinli bir yapı olarak Hizbullah'la bir işbirliğine sahip ve da destek verdiği bir örgüt. Bugün eğer bu Filistinliler Lübnan'ın güneyine yerleştirilirse ya da Lübnan'a doğru bir harekete zorlanırsa bu Hizbullah ve Filistinler arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek bu önemli. Yani düne kadar Suriye iç savaşında Hizbullah'ın nasıl bir tavır takındığını, oradaki sünni yapılara yönelik yaklaşımını biliyoruz. Ama bu böyle devam edecek mi yoksa örneğin Lübnan'ın bağımsızlığına giden süreçte olduğu gibi bu yapılar arasında bir işbirliği olacak mı? Ya da Lübnan içerisinde zaman zaman Filistinli oradaki Hristiyan gruplarla Müslüman grupların da bir araya geldi. Durumlar da karşımıza çıktı. E, böylesi bir tabloyu İsrail ne kadar ister? E, bu bence sorulması gereken bir soru. Eğer İsrail böyle bir tabloyu istiyorsa... ...Lübnan'ı o zaman biraz daha orta vadeye dönük... ...yeni bir kendi içerisinde zayıflatma ve krize sokma e, e, süreci bağlamındaki... ...hedefinin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Eğer böyle bir düşünce varsa. Ama şu an bakıldığında... E, e, İsrail'in hedefi daha çok ne olursa olsun bunu Sina'ya yıkabilme ki Mısır'ın bir takım endişeleri var. Olmadı e, İsrail'den daha başka e, daha doğrusu Gazze'den daha başka bölgelere sevk etme. Sonuç olarak e, burada ifade etmem gerekirse e, Türkiye noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği bu iç cephe ve e, ikinci bir Sayıs Piko'ya e, izin vermeyeceğiz açıklaması Bölgedeki örgütler noktasında bölge devletleri arasında farklı bir işbirliği sürecinde beraberinde getirebilir. Bugün Türkiye, Rusya ve İran'ın mevcut e, tutumlarına ve durumlarına bakıldığında burada ortak bir tehdit algısı bu ülkeleri hem bu örgütler e, nezdinde hem de bu ülkeler arasındaki işbirliği noktasında farklı bir yere doğru itebilir. Şunu unutmamak lazım. Türkiye, Rusya ve İran arasında uzunca bir süredir Astana süreci yürütülüyor. Ve öyle ama yani İran'ın ve Rusya'nın da Türkiye, Rusya PKK İran ile İran mücadelede üçlü... bize e, ne yazık ki yani onları desteklediği ve Türkiye'nin e, terörle mücadelesinde işini e, kolaylaştırmadığını da biliyoruz. Yani nasıl bunu da ortaklaşılabilir Rusya'da, mi? Rusya'da, İran'da bu konuda Türkiye ile evet PKK noktasında olsun veya daha başka hususlarda olsun Türkiye ve Rusya'nın belli bir Rekabet ve e, mücadele içerisinde olduğunu gördük. Bu bir e, bu, e, realite. Bunu göz ardı etmiyoruz. Ama diğer taraftan 2006'daki e, Hizbullah ve İsrail arasındaki savaşı sadece Hizbullah ve İsrail bağlamında bir savaş olarak düşünmemek gerekiyor. Bölgede Hizbullah ve İsrail üzerinden bir bekar savaş yaşanıldı ve İsrail e, e, hiç ummadığı bir sonuçla karşılaştı. İki yine bakıldığında sizin e, tespitinizden hareketle ya da e, buradaki ifadenizden hareketle hı hı. E, gitmek gerekirse 2017'de Barzani'nin biliyorsunuz bir girişimi oldu. Bağımsızlık. Orada evet. bir referandum yapmak suretiyle bölgede Bob Kürdistan'ını kurmaya dönük önemli bir adım attı ve orada İsrail ve Amerika'nın ciddi desteği vardı. Hı hı. Peki bunu Barzani gerçekleştirebildi mi? Hayır. Gerçekleştiremedi. Çünkü İsrail ve Amerika'nın beklentisi şuydu. Bölgede İran ve Türkiye arasında ciddi bir rekabet var ve bu rekabet alanlarından biri Irak bir diğeri ise Suriye. Doğru mu? Dolayısıyla burada Türkiye ve İran'ın ortak bir noktada buluşması pek beklenilmiyordu. Ama tam tersi bir gelişme oldu. Türkiye, Irak ve İran bir araya gelmek suretiyle Barzani'nin ve Barzan üzerinden İsrail ve Amerika'nın Oradaki projesi şu an için en azından engellendi. Peki bugün Şimdi, aynı e, şey bugün, Suriye'de e, yani bugün Suriye'de Iran, de Iran. E, bir sözde seçim yapılmaya çalışıldı. Türkiye'nin müdahaleleri oldu. Bu ertelendi vesaire. Suriye'ye Türkiye'nin normalleşme çağrıları var. Yani açık açık çok net bizzat var, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan tarafından söylendi. Evet, evet. Tüm bu gelişmeler evet, evet. hala Suriye bir cevap vermiyor. Hala Suriye'den her ne kadar e, yetkililerin temasları olsa da daha üst düzeyde bir yanıt gelmedi. Bu gelişmeler Suriye'den Türkiye'ye bir adım bence, attırır mı yani terör örgütüne bence, karşı bir yerde bu kırmızı diyor ya yani işte askerin çeksin Türkiye vesaire ve hala onu kırmızı evet. çizgimiz ve ön şartımız değil dese de hala masada tutuyor Esad bundan vazgeçer Se mi bir uzlaşı yoluna girer miyiz sizce Serap Hanım şimdi İsrail'in bölgede izlediği politika en nihayetinde yani bugün Suriye iç savaşı bunun bir sonucu yani bir Hı -hı. kere bunu not etmek lazım İki, İsrail'in Lübnan ve Lübnan üzerinden Suriye'ye doğru yürümesi Suriye devleti tarafından da ciddi bir tehdit olarak algılanacaktır. Lübnan'ı Suriye'den çok bağımsız düşünmemek lazım. Suriye'yi de Türkiye'den çok bağımsız düşünmemek lazım. Bölgede baktığımızda böyle bir jeopolitik kader var. Yani siz Hı -hı. bunu göz ardı edemezsiniz. Ve bir diğer husus Türkiye, Rusya ve İran'ın burada üçlü mekanizma olarak, burada garantör olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı noktasında da bir iradesi söz konusu. Bugün yine son bir bir son dakika gelişmesi oldu. İran İran'ın Ankara büyükeltisi e, Sayın Cumhurbaşkanının Tahran'a gideceğini belirtti. Bakınız bu durduk yerde bir e, 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 ziyaret olmayacaktır bundan e, emin olmak lazım. E, Lübnan ya da e, Hizbullah ya da Suriye, e, İsrail'in bölgede izlediği politikalar bugün bölgedeki devletleri farklı bir arayışa doğru itiyor. Peki. Ve bu arayışa bakıldığında Türkiye-Rusya bağlamında da bu hadise aslında 2001'den bu yana yani ABD'nin Afganistan'a müdahalesiyle birlikte başlayıp sonra Suriye İç Savaşı'nda 2015 itibariyle farklı bir noktaya geldi ve bu Türkiye-Rusya arasındaki bir takım ilişkiler 24 Kasım 2015'teki uçak e, e, kriziyle birlikte evet. bir şekilde sabote edilmeye çalışıldı. Sonrasında ise Birleşik Devletler Türkiye'ye PYD-YPG SDG'yi e, Amerika'nın karadaki müttefiki olarak kabul ettirmeye çalıştı. Bu gelişmeler üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şubat 2016'da açıklaması oldu. Dostları çoğaltma, düşmanları azaltma yönünde ve arkasından da hatırlayın 27 Haziran 2016'da Türkiye-Rusya normalleşme süreci başladı. Ve bu normalleşme süreci sadece Suriye ile ilgili değildi. Suriye, Ortadoğu ve Kafkasları da için alan çok daha geniş bir coğrafyaya alıyordu. Ve bugünkü İran'a bakıldığında bu denklem içerisinde burada belirleyici iki ülke vardır. Türkiye ve Rusya. İran her halükarda Türkiye-Rusya işbirliğinde işbirliğinde burada bu sürece büyük ölçüde katılma durumunda olan, katılan. Ve bu kapsamda Türkiye-Rusya... Evet. ikilisi ya da inisiyatif çerçevesinde birlikte bölgede hareket eden bir ülke ve bunun önümüzdeki süreçte bunu da söyleyeyim bitireyim çok Lütfen çünkü dengeyi gideyim istiyorum. Uzunca da, gittik sizle evet. Suriye, evet. Suriye bağlamında da bunun birtakım takım e, sonuçlarının e, olacağı kanaatindeyim.